Merhaba arkadaşlar, ben Aytaç Feralı. Bugün size bir inceleme yapacağım. South Park Snow Day incelemesi. Öncelikle kanalımda zaten oynamıştım, şöyle ufaltayım. Karakterinizi bu şekilde oluşturuyorsunuz gördüğünüz gibi. Kanalımda da var. Oyun hakkında biraz detaylı bilgi vermek istiyorum sizlere. Oyun çok uzun değil arkadaşlar. 3 saat oynayabilirsiniz, yani tek başınıza oynayacaksanız. Parasına değer mi değmez mi, ona siz kendi bütçenize göre karar verin bence. 700 bandla 1000-1300 civarında paketlerine göre değişiyor tabi nerede oynayacaksanız. Nintendo Switch'inizde de oynayabilirsiniz. PlayStation, bilgisayar, Xbox hepsinde var zaten oyun. Bana sorarsanız bence bir indirim bekleyin derim. Oyun 4 kişilik oynandığında keyifli olur. Eğer arkadaşlarınızla oynayacaksanız oyunu bence keyifli bir hal alabilir. Onun dışında kötü oyun mu? Hayır. Kötü diyemem ama çok iyi de diyemem arkadaşlar. Bana hitap etmiyor ama ben bir denedim. Yaklaşık bir saatten fazla oynamışımdır. Kısa bir videomda, kanalımda da var. Şu an gördüğünüz üzere karakterleri yaptım, denedim, sonra bir hata verdi, attı falan, birkaç sefer daha denedim, onu da kanalıma koymadım henüz, bir inceleme yapayım dedim, almakta tereddüt eden arkadaşlar olursa diye. Çizgi filmini izlemişsinizdir, yani filmini diyeyim, aynı onun müzikleri var, güzel, kış mevsiminde geçen tatil hikayesi gibi burada oyun başlıyor. Oyunun temel kurgusu işte birbirlerine işte savaşarak burada eski yayınımdaki görüntüde altta savaşarak birbiriyle çarpışıyorsunuz. 60 puan almış arkadaşlar. Şöyle diyeyim. 60 puan almış bu oyun. Yani oyunun izlenmesi böyle. Ben böyle kendi videomdan size bir video slide hazırladım. Grafikler güzel. Yani böyle bir oyun için kötü değil. Size ilk başta oyunu öğretiyor burada gördüğünüz gibi. Gideceğiniz yeri gösteriyor falan. Ama dediğim gibi bu tek başınıza oynayacaksanız eğer bu size göre bir oyun değil bence. Niye? 3 saat sonra yapacak bir şey bulamayacaksınız. Bir de oyunu tekrar oynamaya teşvik etmiyor. Yani ben kapadım böyle bir daha bir oynayayım mı falan. Yani öyle bir istek uyandırmadı bende. Mesela bir Mario gibi ya da örnek bu oyunlara verebileceğim örnek Crash Bandicoot tarzı bir oyun gibi değil. Yani bir daha geçeyim, bir daha oynayayım. Aynı bölümü bir daha oynamak istediğiniz bir oyun tarzı değil. 4 kişi belki zevkli olur. Yani 4 arkadaşınız varsa aynı anda alıp savaş şeklinde karda eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. 60 puan almış dediğim gibi. Bilmiyorum, size kalmış. Benim de size önerim. Önce indirim bekleyin derim. Benim nacizane fikrim bunlar. Umarım size küçük de olsa bir soru işaretlerini kaldırmışımdır. Bir bilgi vermişimdir. Bu şekilde videomda, kanalımda var. Baştan sonra bakabilirsiniz. Tamamını çekmedim oyunun ama oynadım yani. Beni de oyunun içine çekmedi açıkçası. Ben de çok fazla üstüne düşmedim. Başka oyunlar oynuyorum gördüğünüz gibi. Alacaklara ya da alıp almamada kararsız kalanlar için bence beklemesinde fayda var. Bu fiyat bu oyun için çok pahalı diyorum. Kendinize iyi bakın. Başka bir inceleme ve görüş videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.